Bu fikir, bu duvarlar taşkın önleme setleri devlet su işlerimiz tarafından yapılmış. Yani 100 yılda bir de olsa Ardahan'ın su basmaması için güzel Kura Nehrimizin iki yakasına yapılmış olan setler. Bunlar çok kötü durumdaydı. Yıkamayacağız çünkü bu gerekli. O zaman bunu daha çekilir ya da elverişli hale getirebilmek için en güzeli bu duvarı bir sanat duvarı haline getirebilmek. Ali abi de biz daha önce Ardahan'da çeşitli çalışmalar yapmış, duyuyorduk namını. Bu sene görüştük, sağ olsun bizimle çalışmayı kabul etti. Şimdi bu setlerimizin eğer devlet su işleri izin verirse ön tarafını da yani suya bakan tarafını da böyle sonsuza kadar yapacağız. İşte biraz sonra o Doğu Ekspresi treninin Ardahan'a gelmesini de resmedeceğiz. Herkesin akıllarında kalsın diye. Evet. Ali Usta'ya ben de sormak istiyorum hocam. Bu tablo sizin kendi böyle kafanızda canlandırdınız mı yoksa? Evet, ben hiçbir yere bakmadan bu içinden. İçimden gelen bir icattır. Zaten bütün resimlerimizin hepsinde göreceksiniz. Onlar hiçbir yerde yapılmamış resimler. Bunları ben kendimden icat ediyorum. Gönülden çıkan bir şeylerdir. Burada ne yaptın mesela? Çok güzel bir nehir midir? Deniz burada mi? Burada doğadı. Güneşin batımını eksettirmişik. Evet. Şimdi burada bu çiçekler böyle içinden geldi ya. İçinden geldi. Bunlar o doğaya has. Esasen bizim bu bölgelerde, Ardahan Posok bölgesinde bu tür yeşillikler çoktur. Çoktur. Ben onları görmüşüm, onlardan havaslanmışım efendim. Tamam. Bizim sizden ricamız Ardahan'ın kendi doğasında, coğrafyasında hangi güzellikler var ise, çünkü şehir içinde insanoğlu yok ediyor. Evet. Ama doğada duruyor o güzellikler. O güzellikleri hiç olmazsa resim olarak, sanat olarak, tablo olarak bize getirmeniz. Yapacağım. Ben de size söz veririm ki Ardahan'ımızı çok güzel bir şekilde bezeyeceğiz, güzelleşecek. Bu divarı da sanki bir sanat eseri kimi yapacağız. İnşallah burada gezenler, seyredenler, istirahat edenler kendilerini bir müzede hissetsinler. Güzel ya vallahi. Ali Bey, bak, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben efendim Nakhçıvan'danım. İsminiz? Ali Hüseyinoğlu. Bu ilmi okumamışım. Bu ilim bana bir Allah'ın öğrettiği ilimdir. Asıl sanatın... Hayatında hiç okula gitmediniz mi? He? Hiç okula... okuluna gitmedim. Başka peki o diğer tahsilinizi anlatır mısınız? Diğer tahsilim Orta Asya dilleri bitirmişim üniversiteyi. Özbekistan'da, Samarkand şehrinde uzun süre çalıştım 22 sene kadar. Rusya'nın parçalanma dönemine kadar. Parçalandıktan sonra ülkemize geldik. Ondan sonra da geldim ikinci vatanımız Türkiye'ye. Çok özlemiştim buraları. İşte kaldım burada Ardahan'da. Kızımı da buraya evlendirdim. Aha, olduk biz de. Siz bitirdiğiniz üniversitenin ismini bir daha söylerseniz. Taşkent Medeniyet Üniversitesi. Hangi bölüm? Dil. Özbek Dili ve Edebiyatı mı bitirdiniz? Yani hangi tarihte Türkiye'ye geldiniz? Ben Türkiye'ye tam artık 27-28 sene bundan önce geldim. 94'ten sonra. 94. yıldan sonra ama geldim. Ama yine gidip geliyorsun arada. Evet, burada arkadaşlar edindim. Hatta güzel dostlarım oldu. Kızım bile buraya evlendi. Artık olduk burada. Gelip gelirik, güzel dostlarım var. Şükür Allah'a, çok memnunum. Ardahan'ı nasıl buldunuz? Ardahan'ı güzel buldum. Ben nereye gitsem Ardahan'ı çok özlerim. Ardahan'ın suyunu, insanları, soğuk havası olan Ardahan'ın sıcak insanlarını çok seviyorum efendim. Belediyenin hizmetleri? Belediyenin hizmetleri güzel. Güzel. Gerçekten harika. Helal olsun başkanımıza da. Allah razı olsun. Bu güzelliği yapır insanlarımız için. Teşekkürden başka bir şey bilmiyorum efendim. Daha teşekkür ederim. Biz Allah teşekkür ediyoruz. Allah sağ olasın. Yardımcınız olsun. Daha da güzel işler yapalım. Yapalım beraber. İnşallah. O zaman Türkiye, Ardahan sizin ikinci vatanınız. Evet. Burada mutlusunuz. Çok. Belediye çok. Başkanımız Faruk Bey ile ne zaman tanıştınız? Çoktan tanıyordum ama yakından hiç görüşmemiştik, oturup yanı bir sohbet etmemiştik. Bugünlerde daha da yakınlaştık. Bir hafta 10 gün önce tanıştık. Yani. Güzel dost, samimi insan, mehriban bir kardeştir. Allah canın sağ olasın. Bize bu kapıyı açan,
Türkiye, Azerbaycan kapsılarsa, Türk devletine, Azerbaycan devletine de sonsuz teşekkürlerimiz bildirir ki, biz kardeşleri yakınlaştırdı birbirine, daha evet. mehriban eyledi. Tamam. Daha güzel şeyler yapacağız. Burayı bir sanat i̇nşallah. Şehri yapacağız seninle evet, Ali Usta. Evet, tamam. İnşallah. Bu ben yaz boyunca seve seve. Her yerde çalışacağız. Seve seve. Bu tablolar, bu güzel şimdi aşağıda aşık şenlik yapacağız. Bu rekreasyon alanımızın ismi Sırrı Atalay Rekreasyon Alanı. Sırrı Atalay büyüğümüzün bir rölyefini yapacağız. Damağla düşen Atatürk silüetinin rölyefini yapacağız. Tablosunu yapacağız. Çıldır Şeytan Kalemizin, yani Ardahan'ın değeri ne varsa güzel rahvan atlarımızdan çizeceğiz. Evet. Mustafa Atatürk, Kemal Atatürk'ümüzün gölgesini, silüetini. Onu böyle yükseğe çizeceğiz. Yapak. Tamam. Lazımdır. Onu yapmak lazımdır. Evet. Efendim. Çok teşekkür ediyorum Ali abi. Erdoğan'ımızın peynirini, arısını, bir güzel bir kaşar yapalım. Her bir şeyi buralara eksettireceğiz. Böyle bir kaz yapacağız. Arkasında civcivleri yürüyor. Ya buraya gelen bir açık hava müzesi gibi Ardahan'ı burada görecek. Gerçekten. Başkanım evet. benim dikkatimde kaçmadı. Gençler evet. özellikle kendilerini buraya atıyorlar. Evet. Burası onlar için bir sosyal donatı alanı. Bu da farklı bir şey. Genelde sosyal aktivite olmadığı için gençler şikayetçiydiler ama şimdi görüyorum ki onlar kendilerine şöyle bir alan buldular. Sizin yaratmış olduğunuz ortam gelen yüzünde onlar da bir alan buldular evet. burada. Gelen bakan çok sevinir, çok da teşekkür eder. Evet. Güzelleşir. Kim güzelliği söylemez. Şimdi buraya güzel bir küçük belediye çay bahçesi yapacağız çünkü ekonomi de zor da. Çocuklara da ucuza birazcık çay, poğaça vermek için bir de mini bir sahne kuracağız. Ardahan'ımızın güzide gençleri de burada. Belediye Başkanımız Sayın Faruk Demir'in yanındalar. Bir de taleplerini onlardan dinleyelim. Gençler, böyle bir ortam yaratılmış. Siz de bu ortamda faydalanıyorsunuz galiba. Evet, siz de kendinize burada bir alan buldunuz. Nasıl bu yürüyüş yolu, nasıl bir farkındalık yarattı? Ardahan Kalesi, etrafında yapılan restorasyonlar tabii ki güzel oluyor. Akşamları da çıkıp eğlenebileceğimiz güzel alanlar. Tabii ki böyle alanların olması bizim için güzel bir şey. Buraların ağaçlandırılması evet. bizim de hoşumuza gitti. Yalnız park şeylerini, bankları falan bunları olmasını istiyoruz. Mesela yandaki parkın bankları söküldü. Kura parkın. Mesela bunların yere getirilmesini tabii. Kamelyalar. Evet. Tamam. Kamelya istiyorsunuz. Evet. Buraya da. Başka ne istiyorsunuz? Hazır başkanımızı da bulmuşken taleplerinizi ilet. 3 tane okul var yukarıda. Tamam. Ulaşım sorunu var. Servis olmazsa ne çıkabiliyoruz ne de inebiliyoruz. Şehir içi. Dolmuşlar. Dolmuşlar. Bizim oraya gelmiyor. Gelmiyorlar. Evet. Aynen. Bizim oraya gelmiyorlar. Biz buradan yürümek zorunda kalıyoruz. Servisimiz yok. Servisi kaçırırsak falan. Yürüyoruz. Çok sıkıntı. Ulaşımda bir sorun var. O da önümüzdeki yok hemen alalım. İki tane minibüs koyarız. Biz hani esnafımızla evet. Ekmeğiyle şey yapmayalım diyoruz ama biraz gayri ciddilik var anladığım kadarıyla. Bazen geliyorlar, bazen gelmiyorlar değil mi? Aynen. Aslında evet. dolmuşlar var da. Var da. Yok. Tek tük yani. Yani bizim oraya başka yürüyüş yolu güzel olmuş mu? Güzel evet, olmuş. Tabii ki burası güzel olmuş başkanım. İnsanlar aileleriyle gelip burada yürüyebiliyor evet. rahatça. Evet hatta biz az önce de kalenin orada indik. Okuldan çattık geldik. Tamam. Evet de çok güzel burayı. Tamam. Çok beğendim. Başka ne istiyorsanız olur ya biz unutmuşuzdur. Biz gençliğin görmek istediğini biz hissedemeyebiliriz. Evet. Siz bize söyleyin hem gazeteci abilerinize. Sosyal etkinlikler olabilir. Sosyal etkinlik yok neredeyse. Ne gibi mesela? Mesela konserler olabilir, evet. festivaller olabilir. Böyle açık alan şeyler olabilir. Böyle toplumluk. Yarışmalar. Evet. Genellikle burası da kış memleketi olduğu için de kışın burada yapabileceğimiz aktivitelerden de faydalanabiliriz. Siz işte bize önerilerinizle bana yol gösterin. Yazın, çizin, getirin. Ben yoksam da özel kalemle bırakın. Şu yapılabilir, bu yapılabilir diye tamam mı? Tamamdır başkanım. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkanım eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de sayesinde sadece çok çalışacağız. Çünkü Ardahan'da sezon da kısa. Biliyorsunuz yaz sezonu. Onun için bu yazı şöyle hızlı bir şekilde toparlayarak vadimizi, bungalov evlerimizi, bu rekreasyon alanımızı, Milli Egemenlik Parkımızı, otogarımızı, yerel ürünler çarşımızı hepsini
hayata geçirip açılışlarını yapmayı düşünüyoruz. Ardahan Türkiye'nin ve dünyanın en güzel beldelerinden, yörelerinden, illerinden, bölgelerinden bir tanesi. Yeter ki yaza yaz gibi hazırlayalım, kışa kış gibi hazırlayalım. O zaman Ardahan'da hiçbir şey sorun olmaz. Yani Davos'ta soğuk, kış, kar nasıl sorun ve hayatı zorlaştırmıyorsa, sorun değilse Ardahan'da da olmayacak diye bizim sloganımız var. O hedefe doğru yürüyoruz. Teşekkürler.